3 Ağustos, 9 Ağustos boğa burçları neler bekliyor diyorsanız, boğaların evet parasalla ilgili son zamanlarda yaptıkları bir plan ve program ters gidince biraz sinirleriniz gerildi. Yani onu oraya koyuyorsunuz, bunu buraya koyuyorsunuz, şunu şuraya koyuyorsunuz ama istediğimiz rakama erişemediğimiz için acayip derecede tüyleriniz böyle diken diken değerli boğa burçları. Ben şunu demek istiyorum size. Evet yani beklediğiniz para çok az geldi ama bunun devamlılığı devam edecek. Koymanız gereken ya da vermeniz gereken para tarihi gelince tamamlamış olacaksınız. İş yerinizle alakalı da bazı yöneticilerde bir değişim söz konusu olacak ve bu değişimle birlikte sizin de yeriniz rahatlayabilir. Çünkü yöneticilerinizden çok rahatsız olan bazı boğalar var. Artık burası bana kan kusturuyor. İş noktası yok. Defolup gideceğim ama alternatif nokta bulamıyorum dediğinizde yöneticilerimize üst düzeyde değişim gerçekleşecek. Bu değişimle birlikte sizi rahatsız eden bakışlardan kurtulmuş olacaksınız değerli boğa burçları. Ama şöyle bir şey var. Kendi işini yapanlarda da güzel bir başlangıç haftası, yenilik haftası ve para kazanma dediğimiz enerjilerin çoğalma noktası olacak. Bence şu an siz de otokontrolünüzü, sisteminizi doğru yaptığınız sürece sizde aksi ve tedirgin giden dönemler aydınlığa kavuşacak. Özellikle büyük şirkette ve büyük iş yerlerinde çalışan ya da kendi işiniz çok büyük bir firmaysa bununla alakalı bu devletle ilgili bazı evraklarda ödemelerle ilgili bazı aksilikler gündeme gelebilir. Bunları unuttuysanız bile muhasebeciniz ya da finansçınıza bunlarla ilgili bir detayın çünkü bir ceza ağır bir ceza ödeyebilirsiniz şimdiden. Dikkat etmeniz gerekiyor diyorum. Özellikle de aile işiyle ilgili kendi babanızdan kalan bazı iş varsa bunları devir etme ve elden çıkartma kararı var bazı boğa burçlarında. Burası artık bize kâr etmiyor ve zarar ediyor diyorsunuz. Ben isim değiştirip farklı bir şey yapardım ama siz boşuna devredersiniz, yazık edersiniz. Yenilik projesi düşünün ve buraya yenilik güzel bir getiri sağlayacak olarak söyleyebilirim. Özellikle iş problemi yaşayan ve işsiz olan boğa burçları özellikle Ağustos 15'e kadar şu an bir bekleyişiniz devam etmeli. Sonra istediğiniz noktanın haberlerini alabilirsiniz ama devletle alakalı beklediğiniz bazı evrak ya da işiniz varsa bununla ilgili olumlu süreç olabilir ama biraz daha sizin dikkat edip haber beklemeniz ve doğru insanları devreye sokarsanız devlet kapınızı olumlu olarak görüyorum. Sağlık olarak geniz eti probleminiz, kulak iltihaplarınız, kulakta mantar gibi, egzama gibi sıkıntılarınız olabilir. Son zamanlarda da baş dönmeniz var. Belki tansiyon probleminiz olabilir. Özellikle aşk konusunda mutsuz olan ve ben aşksızım artık tahammülüm yok. Biri beni sevsin, elimi tutsun. Hani sevişmekten de vazgeçtim. Biri beni insan gibi sevsin diyorsanız. Yani boğalara şunu demek istiyorum. Yani haftalıkta hani aşk gelecek, şu gelecek, bu gelecek diyoruz ama mevsim döngünüz gelmiş. Yani ben size bir aşk enerjisi veriyorum. Mevsimi belki bu yıl bitmeden gerçekleşecek ama size güzel bir aşk var. Özellikle geçmişle ilgili beklediğiniz ve ya da geçmişle alakalı beklediğiniz kim varsa bununla ilgili yüzleşme ve kafanızdaki sorunları bitirme dönemi olacak. Evli boğa burçlarında bazı kişilerde ciddi problemler ama evinizin enerjisini değiştirirseniz evliliğiniz düzecek. Bu evde çok göze ve nazara gelmişsiniz ve her şeyiniz kırılıp dökülüyor. Size de bir karınca duası öneriyorum mutlaka. Bir de Meryem suresi okuyun değerli boğa burçları. Çünkü sizin evliliğinize, ilişkinize çok fazla nazar geliyor. Ve o yüzden hep yarım kalıyor ilişkileriniz. Meryem suresi zaten aileyi, düzeni, karınca da evliliğinizin bereketini temsil eder. Paranızın bereketini temsil eder. Lütfen bol bol okuyun. Yani bu haftaki enerjiniz bunu gösteriyor. Ama uzun süredir de satmak istediğiniz bir ev var ve evinizle alakalı ailenize almak istediğiniz bir mal var. Satışı gerçekleşecek ama kendi anne baba ya da kız kardeşinizi alma gibi bir niyetiniz olabilir. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Sizin de gideceğiniz aileniz ya da eşiniz ya da sevgilinizle seyahatiniz 3 günde olsa size çok büyük bir enerji getirecek ve ruhunuzu şifalandıracak. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinleyin. Belki burası sizin enerjinizi tutmazsa yükseleniniz tutabilir diyorum. Sevgi ve mutlulukta kalın. Her şey gönlünüzce olsun.